bir açının iki ışının ortak bitiş noktasında oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Diyelim ki tam burada bir ışın var ve diğer bir ışının da burada olduğunu varsayalım. Bunlar bir açı oluşturuyorlar. Ve bu iki ışının ortak bitiş noktası olan bu noktaya da açının köşe noktası deniyor. Tabii tüm açıların birbirine benzediğini söyleyemeyiz. Mesela buraya başka bir açı daha çizelim. Bu açı da böyle bir açı olsun. Bu diğerine göre daha açık, fazla açık bir açı gibi görünüyor. Şuraya yazalım. Fazla açık diyelim. Bu ise daha az açık. Ama tabii daha fazla açık, daha az açık, az açık, az açık, az kapalı demek yerine bu durumu daha hassas bir şekilde ifade etmeliyiz. Bir açının açıklığının ne kadar olduğunu ölçmek istiyoruz. Açının bir ölçüsü olsun istiyoruz ve açıların ölçümü için birkaç yöntem var. Aslında iki temel yöntem var. İki temel yöntem. En çok kullanılan birim derece. Daha sonradan radyan biriminde göreceksiniz. Radyan birimi. Özellikle trigonometri öğrenirken bu birimi kullanacaksınız. Açı geleneği aslen daireden gelir. Şöyle bir dairemiz olsun. Ve bu daire 360 derece. Bunu size açıklayayım. Burası şimdi dairenin merkezi. Bu ışın da başlangıç ışınımız olarak çizelim. Açımızın bir kenara olarak düşünelim. Merkezin tüm çevresinde dolaştığınızda bu 360 derece ifade eder. 360 derece. Ve bu daire şeklindeki üst simgede dereceyi ifade ediyor. Bu derece demek. Yani bu 360 derece olarak okunuyor. Şimdi bu 360 rakamı da nereden çıktı diye sorabilirsiniz. Bunu kimse kesin olarak, tam olarak bilmiyor ama tarihte bununla ilgili bazı ipuçları var. Hatta evrenin çalışma şeklinde, çalışma sisteminde de var. Mesela mesela dünyanın Güneş'in etrafındaki turunu tamamlama süresi Bildiğiniz gibi artık olmayan bir yılda 365 gün var, artık yılda da 366 gün var. Astronomlar bu sayı 360'a gayet yakın bir sayı demiş olabilirler. Bu 360'a baya yakın bir sayı. Ayrıca Mayalar ve Persler gibi birçok eski uygarlıkların, eski uygarlıkların yılları da 360 günden oluşuyor. Ayrıca 360 sayısı 365 sayısına göre daha fazla böleni olan, daha rahat bölünebilen bir sayı. Her neyse sonuçta bu bir genel görüş. Tarih bize dairenin 360 dereceden oluştuğunu ifade ediyor. Peki bir açının ölçümünü nasıl yapacağız? Açının bir kenarını oluşturan ışını dairenin bu tarafına doğru koyabiliriz. Açının diğer ışını ise mesela bunun gibi bir şey olsun. Dairenin bu iki ışınla kesişen bölümünün, dairenin bu iki ışınla kesişen bölümünün daire çevresine oranı bu açının 360 oranıdır. Diyelim ki bu yayın uzunluğu dairenin çevresinin 1 bölü 6'sı olsun. Daire çevresinin 1 bölü 6'sı. Eğer bu yay dairenin çevresinin 6'da biri ise, o zaman bu açının değeri de 360'ın 6'da biri olacaktır. Bu durumda açı 60 derece olacak. Bir örnek daha yapabilirim. Mesela yine böyle bir daire çizelim. Dairenin merkezinden, açının köşe noktasından böyle bir ışın çizelim. Bu ışının derece değeri 0. Diğer ışın da merkezden direkt yukarı doğru çizelim. Evet ve bu durumda iki ışınla kesişen bu yayın uzunluğu dairenin çevresinin dörtte biri. Dörtte biri değil mi? Dairenin çevresinin 1 bölü 4'ü. Öyleyse bu açının ölçüsü de 360 derecenin dörtte biri olacak. 360 derece bölü 4, açımızın değeri 90 derece. İki ışının birbirine 90 derece olması durumunda biz bu açıya dik açı ya da bu ışınlara birbiriyle birbirleriyle dik kesişen ışınlar diyoruz. Bu açılara dik açı diyoruz ve bu sembolle ifade ediyoruz. Bu sembol dik açıyı ifade ediyor. Konunun iyice anlaşılması için bir örnek daha yapalım. En az bir örnek daha eğer zamanımız yeterse birkaç örnek daha yaparız. Diyelim ki elimizde şöyle bir açı var. Işını yine merkezden başlatıyorum. Açının köşe ucu yine dairenin merkezi. Bu açının bir ışını. Diyelim ki bu ters yöndeki de açının diğer ışını olsun. Şimdi videoyu durdurun ve açının kaç derece olduğunu bir tahmin etmeyi deneyin. Işınların daireyle kesiştikleri noktaya bakalım. Burada ve burada kesişiyorlar ve iki ışını birleştiren yay dairenin üzerinde bulunan bu yay. Bu da dairenin çevresinin yarısı demek değil mi? Dairenin çevresinin 1 bölü 2'si. O zaman ne olacak? Bu açıda 360 derecenin yarısı olacak. 360 derecenin yarısı da 180 derece. Bu iki ışın ortak bir noktada buluşarak bir doğru oluşturuyorlar. Bir örnek daha yapalım çünkü yapacağımı söylemiştim zaten. Buraya bir çember daha ekleyelim, farklı bir açı çizeyim. Bu açımızın bir ışını olsun, bu da açımızın diğer ışını olsun. Dikkat edersek burada iki farklı açı olduğunu görürüz. Aslında tüm bu örneklerde ikişer açı var. Açının birisi tam burada. Dik açıyı hatırlarsınız. Bu örnekte bizim asıl işlemek istediğimiz ise tam buradaki açı. Bir kez daha kesişim noktalarına dikkat ederek bu yayı alacağız. Çünkü istediğimiz açıya uygun olan yay bu yay. Dairenin 3 bölü 4'ünü işaretlemişiz gibi görünüyor. O halde bu açı 360 derecenin 4'te 3'ü olacak. 360 derecenin 4'te 1 neydi? 90'dı. Öyleyse 90 çarpı 3, bu açının değeri 270 derece olacak.